Evet arkadaşlar, bugün Fransa'dan Musa Çelik arkadaşımızla beraberiz. Herhalde kendisi Bursalı diye biliyorum. Çünkü genelde Bursalı arkadaşlarla beraber bugün Avrupa'daki kuşçulukla ilgili konuşacağız. Yani Avrupa'daki işte kuşçuluk nedir, dernekler nelerdir, yarışlar nasıl yapılır, festivaller, fuarlar bizlere göre daha biraz daha bir adım daha öndeler. Musa arkadaşımızla bunları görüşüp ya bize bir yol haritası veya ışık vermesini sağlayacağız. İlk önce Musa Çelik kimdir? Bir arkadaşlarımız sizi tanısınlar. Memnuniyetle. Musa Çelik. Ben Bursa, Mustafa Kemalpaşa doğumluyum. 1972 Bursa, Mustafa Kemalpaşa doğumluyum. Yaklaşık 27 yıldan beri Fransa'da ikamet etmekteyim. Bursa sporluyum. Ya bu işi severek yapan bir insanım sizler gibi. Ama tabii ki her zaman olduğu gibi biraz daha Avrupa'da olmanın bir avantajı olan bazı şeylerden dolayı biraz daha ilerideyiz yani diyebilirim. Dolayısıyla bu işi severek yapıyorum. Her şeyden önce unuttum ben söyleyeyim, kusura bakmayın. Bugün mübarek Ramazan günü. Oruçtan arkadaşlarımızın ve bütün Müslüman aleminin tutmuş olduğu oruçlar içinden Allah kabul etsin ve tutmak isteyenler de Allah niyet etsin. Onun yanı sıra da malum dünyada var olan koronavirüs illetinden de inşallah tez zamanda tüm ülke yani tüm dünya olarak kurtulur diye ümit ediyorum. Temennimiz budur. İnşallah. Bunun yanı sıra sizlerin sorularını bekliyorum yani. Peki ilk kuşları nasıl götürdünüz? Yani şimdi mesela ben de Zonguldak'a geldiğimde ilk kuşları getirememiştim. Kuşları getiremeyince burada ne güvercin varsa hepsinden baktım. Yani en sonunda güvercin bulamadım da kanarya baktım, balık baktım ama güvercinler geldiğinde hepsini gönderdim. Yani ilk kuşu götürmeniz nasıl oldu? Şimdi ben güvercine babadan kalan bir meslek oldum anadan aynı zamanda. Babadan kalan bir miras diyeyim. Ben güvercinlerim buraya işte 20 yaşında da geldim ben Fransa'ya. Güvercin getiremedi tabii ki. Baştan bir kendimiz yer edindik ama 1,5 yıl sadece hayatım boyunca 1,5 yıl ara verdim güvercin beslemeye. O yılın ne kadar uzun olduğunu ancak ben bilirim. Yani güvercin sürekli besleyen bir insan olduğu için. Dolayısıyla kısa zamanda o zamanlar tabii ki bu derece sıkı ve kurallar katı değildi. Dolayısıyla çok kısa bir şekilde kuşlarımızı getirmiş. İlk getirdiğim güvercinlerim de döneklerim de takla olmuştu. Onun sonrasında zaten akabinde geldi. Buraya gelince de insanları tanımak, daha doğrusu kişilerle buluşmak falan derken çok uzun hikaye benim için. Yoktu yani. O zamanlarda bu derece yani şu derece insan yoktu. Güvercin besleyen yoktu. Bir dernek vardı. Onu da zaten yaklaşık bir 6-7 yıl sonra bulabildik. Bulduktan sonra zaten iş çığırından çıktı yani Yani kurtulduk. daha profesyonel oldu. Zaten Evet. çalışmalarınızı takip ediyorum. Bayağı profesyonelce uğraşıyorsunuz. Şimdi zaten benim özellikle sizle konuşmak istediğim buydu. Mesela diğer yurt dışında arkadaşlarımız var. Fırsat buldukça onlarla da konuşmak istiyorum. Hatta konuşmak isteyenler ya da benim de anlatacağım şeyim var diyen herkesle de seve seve görüşürüm. Şimdi Avrupa'daki dernekçilik nedir? Mesela ben Danimarka'ya gittiğimde her kuşçunun derneğe üye olması gerektiğini, işte veteriner kontrolü, yani bu tür şeyleri gördüm. Yani Avrupa'da dernekçilik nedir? Güvercin besleyenlerin derneğe üye olması gerekir mi? Veteriner kontrolü var mı? Dernekler ne tür faydalar alıyorsunuz? Bu tür konularda bir bilgi almak isteriz sizden. Tabii ki derneklerin faydalı kısmına gelmeden önce şunu izah edebilirim. Burada yani güvercin besliyorsak herhangi bir yarışmaya veya herhangi bir fuara katılmıyorsak herhangi bir derneğe üye olma mecburiyeti yok. Lakin tek bir mecburiyeti var. O da kuşlarımıza paramiksovirüs aşı demiş olduğumuz Türkiye'de mesela veba diyoruz biz genelde ama işte HN1 aşısı olan onu bulmak mecburiyetindeyiz. Fransa'daki güvercin yetiştiriyorlar. Hatta şunu da söyleyeyim. Şu anda yeni bir kanunlar çıktı. Yürürlüğe girmedi ama en kısa zamanda ulaşacak. Yeni bir aşı daha var. İşte bu virüsten dolayı bu da bir peydahlandı. Meydana çıktı. Yeni bir aşı daha var. Onun da vurulması mecbur konuşuluyor. Yani veteriner hekim gelmesi falan bunlar falan mecbur diye bir şey yok. Ama bizler eğer güvercinlerimizi herhangi bir sergide veyahut da buna benzer yarışmaya katılacaksak yarışmaya katılacaksak, yani resmiyette yarışmaya katılacaksak tabii ki mecburen aşı olması şart yani. Yani Peki, aşı olduğuna dair elimizde sertifika olması gerekiyor. dernek size ne gibi hizmetler veriyor? Yani
dernek üyesi adına neler yapıyor? Derneklerin temel amacı zaten siz de bilirsiniz ki yani insanları bir araya tutmak ve beslemiş olduğu ırk üzerinde yarışmalar düzenleyip işte yıl sonunda ki ödül törenleriyle bunu pekiştirmek, yani hoşça ortamlar sunmak. Yani derneklerin devlet tarafından almış olduğu herhangi bir yardım ve buna benzer bir katkısı yok. Sadece ve sadece ülkemizde de bu var zaten. Bir organizasyon yapıyorsanız bunu gidip belediyeden veyahut da bağlı bulunmuş olduğu şehirden istemiş olduğunuz teknik malzemeleriniz yardım ediyorlar. Bunlar zaten ülkemizde dünyanın her tarafında olan şeyler. Peki derneğin seminerleri, ilaç konusunda desteği veya işte yem veya işte diğer ürünler konusunda size bir desteği veya yönlendirmesi oluyor mu? Ya da mesela belirli dönemlerde toplantıları oluyor mu? Ya da bilgilendirme toplantıları var mı bu şekilde? Şimdi bu tür şeyler maalesef yok. Yani maalesef yok derken bu tür şeyler ancak düzenlenen yarışmalarda ve fuarlarda zaten firmalı tarafından orada sunuluyor. Ama herhangi bir devletin bizlere şunları yapacaksınız. Yani bize devlet tarafından böyle buna benzer yardımlar yok. Bilgilendirmeler yok. Yani bunu yapan tamamıyla dernek yöneticiliği başkanından tutun artık kasasına kadar, muhasebesine kadar her şeyin, herkesin bir şekilde bunu sunmak çalışması olması gerekiyor. Aksi takdirde yani devletin yapmış olduğu yardımlar veya buna benzer katkılar yok yani. Yok hayır, hani mesela dernek size, mesela derneğe üye oldunuz. Dernek sizin adınıza neler yapıyor? Yani yarışmalar veya festivaller haricinde size bir katkısı var mı derneğin? Bize katkısı derken üyelere mi? Tabii üyelere, tabii ki. Hayır, tek katkısı manevi katkısı yani. Maddi evet. Katkısı yok. Peki yarışların organizasyonunu dernekler mi yapıyor? Yani festivaller, işte yarışlar takvimi, size katılım çağrısı, bunları dernekler mi yapıyor? Şimdi bağlı bulunmuş olduğunuz federasyonun zaten yıl içerisinde yapmış olduğu iki türlü program var. Bunlardan bir tanesi bağlı bulunmuş olurken şu anda üzerinde de ablem var. Uluslararası, yani Türkçesi Uluslararası Sanat Güvercin Federasyonu olan Almancası işte Fisch, Kulüp, Röller diye geçen Almanca ismiyle yani Sanat Güvercinleri Federasyonu var. Biz de oraya Türkiye'yi temsil eden gökyüzüne sanat kanatları olarak oraya bağlıyız. Ha, şimdi bu derneğin yılda iki tane organizasyonu var. Bir tanesi yıl boyunca 11 ay boyunca devam ediyor. Yani birinci ayın birinden başlayıp 2021. ayın birinden başlayıp 11. ayın sonuna kadar 2020'nin 11. sonuna kadar devam ediyor bu yarışma. Bu sabit yarışma. Bu sabit yarışmada bütün ırklar katılabilir. Yani bütün ırklar aklınıza ne geliyorsa hepsinde yarışılıyor. Yani kimsenin şu ırkta yarışacak bir mecburiyeti yok. Herkes kendi beslediği ırk üzerinde yarışabiliyor. Onun dışında yılda bir sefere mahsus her ülkenin düzenlemiş olduğu uluslararası seyahat kümesi yarışması. Bu da mesela bağlı bulunmuş olduğumuz ülke olarak toplamda 8 ülke zaten. Her ülke kendi ülkesinde düzenliyor. İstediği yerde, istediği mevkide, istediği şehirde, ilçede yapabiliyor. Bunda sıkıntı yok yani. Buna ancak ve ancak oradaki dernek yönetimi karar verebiliyor. Bu yarışma tabii ki yıl sonunda bittikten sonra o bir aylık kalan bir zaman dilim içerisinde bütün puanlamalar, dereceler sınıflandırılarak, ırklara bölünerek dereceleri alıp ondan sonra ilan ediliyor. İşte yılın kim birincisi, kim ne kadar puan almış. Bunlar dikkate alınarak puanlanıyor. Tabii ki hakemlerimiz de yani böyle kişisel sen hakem olduğuna değil. Sadece ve sadece burada bunun üzerinde hakemlik eğitimini almış, seminerlere katılmış, belirli sınavlardan geçmiş. Ondan sonra hakemlik sertifikası aldıktan sonra puanlama yapan hakemler yani. Yani öyle hakemlik ustalık veya yaşla değil, bu işin eğitimini almış kişilerden seçiliyor. Değil tabii mi? Tabii ki. Evet. Tabii. İşte ülkemizdeki aslında en büyük avantaj şu yani. Ülkemizdeki, ben bunu her zaman övünerek söylüyorum. Hatta şu an tüylerim diken diken. Evet. Biz Türkler yani özellikle bu dönücü olsun veya da yani genel konuşayım ben. Bütün ırklar adına çok şanslıyız. Atalarımız bizlere öyle bir miraslar bırakmış ki. Yani neredeyse paylaşamıyoruz o derece yani. Çok ırkımız var çok şükür. Bilgi konusunda biz zaten A'dan Z'ye kuşlarımızı tanıyoruz. Bizim yani tek yapmamız gereken şey kurallar nelerdir, uygulamalar nelerdir, nelere dikkat edilir.
gibisinden resmi tüzük gereği onları öğrenmemiz gerekiyor. Aksi takdirde yani bilgi konusunda bizim üstümüze yok yani. Ben söylediğinize kesinlikle katılıyorum. Yani ben şunu söylüyorum. Beslediğiniz bir ırksa bunun standartı, tüzüğünün oluşup ona göre yapılması gerekir. Yarışların da tüzüğe göre yapılması lazım. Beslediğiniz kuşun da standartlarını bilmeniz gerekir. Yani benim bildiğim Avrupa'daki tüm kuşların bir standartı var. Yarışların bir tüzüğü var. Hepsinin kendine has bir puanlaması var. Buna göre yapılıyor. Yani her hakem kendi puanını veriyor. Bir şekilde yarışlarda o bütün, yani Avrupa'da tüm yapılan yarışlar aynı kurallar çerçevesinde yapılıyor. Değil mi? Tabii ki. Evet. Yani örneğin evet. Nasıl bizim Almanya'da veya da Fransa'da notlanıyorsa, puanlanıyorsa aynı şekilde Türkiye'de geçer. Yani değişen bir şey yok. Her ülke aynı tüzüğü uygulamak zorunda. Zaten federasyonun en büyük amacı bu zaten. Yani federasyon bir kuruluş. Aynen. Çok teşekkürler. Güzel bir açıklama oldu. Şimdi kasa yarışları Türkiye'de çok biliyorsunuz hani bu tür bir şey yok. Yani aslında hani çoğu yetiştiricimiz güvercin besleme yeri olmadığı için besleyemiyor. İşte çok katlı binalar, çalışma ortamı, hayat insanların güvercin beslemesinden, hobisinden uzak kalmasına sebep oluyor. Aslında kasa yarışları bundan bir çeşit bir kurtuluş tabii. Şimdi kasa yarışı nedir? Yani mesela kuşu kasaya nasıl alıştırıyorsunuz? Evde bunlar hiç uçmuyor mu? Ya da işte aldığınız araziye götürdüğünüz, saldığınız zaman evlerini aramıyorlar mı? Yani şimdi hani ben ilk kötü tabii bu konularda bir bilgim var ama hani mesela hiç bilmeyen arkadaşlara kasa yarışları konusunda evdeki konumu nedir? Nasıl hazırlıyorsunuz? İşte kasaya koyup götürdüğünüzde arazide nasıl uçuruyorsunuz? Yani bir kasa yarışları nedir? Kasa nedir? Bir anlatır mısınız? Şimdi tam ve detayına girmeyeyim. Neden derseniz? Çünkü çok uzun bir vadeli. Yani kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım ben yine de. Yani uzun bir detaylı bir şey olduğu için. Ben kısa kısa böyle bazı örnekler vererek bahsedeyim. Şimdi biz dedim ya biraz önce. Yani biz ülke olarak, ülkedeki yetiştiriciler olarak bu konuda çok üstünüz. Yani güvercin anlama konusunda, bakım konusunda değil de yani kuştan anlama konusu diyeyim ben. Yani terim de farklı. Kuş diyoruz ya, güvercin diyoruz yani. Kuş güvercinlerden yani anlama olasılığı çok yüksek. Dolayısıyla yani biz Türkler yani bu seyahat kümesi konusunda pek sıkıntı yaşayan insanlar değiliz. Ki ben bunu bir paylaşımda daha paylaşmıştım ben yine bir abinin böyle gizlisizliği. Ben bunu 70'li yıllarda taligalarla panayırlara gelen o zamanki panayırcilerden görmüştüm. Burada görünce zaten benim dağda bir şeyime gitti, hoşuma gitti. Zaten böyle bir şey vardı aklımda. Yani kolay şey. Nasıl ki evde kuş alıştırıyorsak aynısı seyahat kümesi geçerli. Ha bununla ilgili derin konuları ben zaten bilmiyorum, kusura bakma, özür dilerim. Yok yok, hayır. Kendi şeyleri paylaşacağım demiştim ben sana. Yani evet. Oraya bırakalım istersen onu. Ama çok kolay bir şey. Çok kolay bir şey. Herkes yapabilir. Zaten gün geçtikçe, zaman ilerledikçe gerek bu işte kentsel dönüşüm, gerekse mesela insanların daha çok şehirlere yönelmesinden dolayı, gerçi biraz da kaçmaya başladık artık şehirden ama dolayısıyla bu daha çok istek olacak. Ki bunun her geçen gün ben sağ olsun sağdan soldan gençler, abiler, büyükler, işte yeri imkan olmayanlar bana ya nasıl oluyor, çok zor değil mi, şu ırk alışır mı, bu ırk alışır mı? Ben tek bir cümle kullanıyorum, bütün ırklar alışıyor. Çok kısa bir cümle, bütün ırklar alışıyor. Hatta şu anda yani özellikle bu tür insanlar için küçük bir çalışma yapıyorum. İleriki zamanda inşallah beraber veya da bir şekilde paylaşacağız yani. Vallahi sevinirim. Peki hani şimdi o araziye götürdüğünüz zaman bunlar kaybolmuyorlar mı? Ben çok merak ettiğim konu. Yani hep aynı noktaya mı götürüyorsunuz? Kuşları başka yerlere de götürüyor musunuz? Tam aksine. Adı üstünde seyyar kümesi. Yani al git nereye gitsen git artık bu artık. Yani öyle sabit bir nokta yok yani. Aynen. Peki çevresinde binalar falan olduğu zaman şimdi, hayvan... O yüzden ilk etap çok önemli. İlk etapta yani... Evet. Önemsediğim şeylerden bir tanesi özellikle benim kendi tercihim bu tavsiyem. Yavru olması daha kolay. Çünkü sizler de biliyorsunuz ki yavru kuşla uğraşmak kart kuşla uğraşmaktan daha da kolay. Yani şimdi kart kuş da alışıyor. Alışmıyor değil. Ama o daha uzun vadeli. Şimdi örneğin kart kuş atıyorum ben size. 2 ayda uçurabiliyorsak aynı kuşu o seyyarda. Kart kuşu başka bir uçur kuşu. Ama yavru kuşu 15 günde havada yani. 15 gün bak çok değil. 15 günde havada kuş. Maşallah ya. Yani 15 çok... tabii ki bu hünerini sergilemeyecek, bu sadece yavru uçumu. Ondan sonra bir ırkını vermiş olduğu kapasiteye göre bu zamanla ne derece artık döner veya dönmez hüner sergiler. O ırkındaki olan özelliğe bağlı yani. Ama peki, 15 günde kuş havaya varıyor yani.
Peki kasa yarışlarına gittiğiniz zaman tabii ister istemez bir kalabalık oluyor. Kalabalık olduğu zaman kuşlar şaşırmıyor mu? Yani mesela yarışlarda hani böyle bir panik havası olmuyor mu? Yani mesela siz gittiğinizde bir araziye tek gitsiniz. Ama kasa Evet. yarışlarınıza gittiniz, bir dünya insan var. Orada nasıl Evet. yapıyorsunuz? Şimdi o döneme oraya gelmeden zaten vermiş olduğum bilgilerde veya da görmüş olduğumuz diğer seyircilerden o ana kadar zaten ister istemez biz doğal olarak çeşitli yerlerde uçuruyoruz güvercinlerimizi ki kuşlar sadece aynı noktaya odaklanmasın. Yani aynı bölgeye odaklanmasın. Ne yapıyoruz? Çeşitli yerlerde uçuyoruz. Yani 2-3 yer yeterli zaten. Ama onun öncesinde kuşlar o kadar alışkın oluyor ki yani kuşu tek görmüş olduğu bir şey nasıl kuş aç olduğu zaman yemi görür. İlk kuşlar aç olduğu zaman sadece seyyar kümesi görüyor. Ama Evet. buradaki önemli şeyler var kuş. Yani seyyar kümesinin renkli olması önemli. Tabii ki ilk etapta açık arazide olması önemli ki kuşların konacağı yer olması kesinlikle. Yani bunlar çok önemli. Peki kuşlar renk ayrımı yapıyorlar mı? Tabii ki. Mesela her kasanın rengi farklı mı veya işte mesela kimisi sarı, kimisi kırmızı. Yani kuş bunları ayırabiliyor mu? Tabii ki. Ben size bir örnek vereyim. Zamanın birinde mesela geçmiş olduğum yarışmalarda kuşları kaçırdık. Mesela seyyarlarımız böyle kaçıranlar seyyarlar yan yana duruyor genelde mesela şey sahasının kıyısında yani gelir olsa insin diye. İnanır mısınız? Arkadaş mesela kuş kaçırmıştı. İki tane, üç tane kuş kaçıran arkadaş vardı. Dolayısıyla üçünü yan yana koydular seyyarlarına. Üçünün de renkli farklı. Yani birisi sarı diyelim, İsviçre'li. Birisi mesela mavi diyelim, diğeri de beyaz diyeyim ki genelde beyaz yapıyorlar. O sarıdan kaçan gitti, geldi yani gitti, kaçtıktan sonra gitti, geldi. Sarının üstüne kondurup girdi içine yani. Yani Böyle öyle çok çok. hani yok, güvercinler renk ayıramaz. Siyah beyaz görür gibi bir şey yok Vallahi onu şu günümüzde söyleyenler varsa artık şüphelenmem lazım yani. Değil kuşlarından. mi? Yani. Yani çünkü ben de aynısını düşünüyorum. Yok abi. Yani kuş eğer kasa yarışlarında bu kuşların üstlerinde renk var ve kuş direkt o rengi seçip oraya gelebiliyorsa demek ki bu hayvan bunu ayırt edebiliyor. Yani öyle kuş siyah beyaz görür gibi bir şey demek tamamen yanlış Ben oluyor. kendi yaşamış olduğum tecrübeden dolayı kuşlar renkli görüyor. Evet. Peki şeyi soracağım. Mesela Avrupa'daki Türk güvercin ırklarını soracağım. Mesela siz gerçekten de hani Türkleri incelediğimiz zaman ki Türkler Orta Asya'dan o Taklamakan denilen aslında kavaklıkla ilgili bir şeydir orası. Oradan çıktığı andan itibaren hep Türklerin güvercinleri olmuş. Ve girdikleri, gittikleri bölgelerle hep böyle ırklar melezlene melezlene gitmişler ama yeni ırklar çıkmış. Ama gerçekten de hani Türk tarihine baktığın zaman hani güvercin her zaman içerisi yani Türklerle birlikte olmuş. Şimdi Avrupa'da bizim hangi güvercin ırklarımız var? En çok hangi ırkı takip ediyorlar? Ve orada bunların dernekleri var mı? İşte mesela sizle irtibata geçtiklerinde en çok neleri merak ediyorlar? Şimdi zaten Almanya'ya 1950 50'li yıllarda gelmiş ırklarımız. Fransa'da daha çok en çok popüler olan yılları mesela 80'li yılları diyeyim ben size. Ama o zaman seyrek seyrek getirenler de yine yabancılar. Biz Türkler olarak fazla gelmemiş. Ama şimdi tarihe baktığımız zaman Avrupa'ya en çok gelen ırklar içerisinde başta takla ırkımız var. Çünkü niye? Gelen vatandaşları genellikle kırsal kesimden geldiği için, yani Anadolu'dan gelmiş olduğu için doğal olarak takla ırkı daha çok gelmiş ve takla ırkı şu anda çok yani Türk ırkları olarak konuştuğumuz zaman. Onun yanı sıra Avrupa'da şu anda Türk ırkı olarak yani beslemiş olduğu popüler ırklardan bir tanesi de Türkçesi Osmanlı makarası demiş olduğumuz Avrupa'daki ismi de Oriental Huler'de geçen Makaracılar. O makaracılar. makaracılar. Evet. Daha doğrusu yani bunda ben burada yenilebilirim yani şu anda gerek Batıların gerekse ülkemizde dünyada var olan bütün ırkların atası olarak adlandırılan ve ondan ilerisi görülmeyen Osmanlı makarasını görüyorlar ki adından da mesela Hura Oriental geçiyor. Oriental Aynı makarası geçiyor. Doğu makaracısı olarak ya da işte Evet, Doğu Doğu oyunlu makarası kuşu geçiyor. olarak geçer. Oriental geçiyor. Genelde Oriental Ha. geçiyor. Yani Aynen. Oriental Yani makarası geçiyor. oryantal aslında oyun dönüş veya işte o şekilde hani roller daha çok dönüş de tabii oryantal oyun kuşu gibi geçirmek lazım aslında herhalde değil mi? Oriental yani o bölgeler mesela oryantal geçiyor. Yani Arap Birlikleri veya da ne bileyim işte Türkiye'nin yani Asya kıtası komple oryantal geçiyor Hani mesela. doğu olarak yani Doğu olarak oryantali geçiyor doğu oryantal. olarak alıyor yani. Evet. Evet. Yani Rolleri de mesela dönüş ve oyun olarak alıyor. Osmanlı Evet. makarası popüler ırk yani Batılılarda. Onun dışında tabii ki son dönemlerde işte bizlerin de gerek derneklerin gerekse federasyonun gerekse bizim katkılarıyla derken
Dere kırık olsun, kereme kırık olsun, yeni yeni mesela dolapçılar olsun mesela Denizli'nin. Buna keza Adana mesela, Adana popüler hale geldi. Evet. Yani şöyle bir şey, ben bunu övünerek bir örnek vermek istiyorum. 2003 yılında ben buradaki Fransız Derneği üye olduğum zaman üye, yani derneğin üyesinde güvercin beslenen çoğunluğu Oriental Magazin besliyordu. Veyahut da işte Galata Roller, işte atıyorum diğer ülkelerin bazı ırklarından besliyorlardı. Görmedikleri için, bilmedikleri için doğal olarak bilmiyorlar. Dolayısıyla sempati duymuyorlar. Ama ne zaman ki kelebek uçurmaya başladı, dönük uçurmaya başladık, Adana uçurmaya başladık ki Adana'da son dönemlerde çok bir şey gördü, rağbet gördü. Yani insanlar bunlar da varmış gibisinden derken yani onlara artık rağbet etmeye başladılar. Ki gerçekten de mesela dönek olsun, kelebek olsun, tatlı olsun yani kısacası bütün ırklarımız bizim gerçekten çok seyirci ırklar. Yani baktığımız zaman insanın bakası geliyor. O yüzden bende mesela bütün ırklar vardır belki de ama her zaman da şunu diyorum, kim ister, kim olsa olsun gelsin istediği ırkı uçabilirim yani. Az safhada iyi kuşlar, kaliteli kuşlar. Dolayısıyla yani tanıttıktan sonra işler değişti. Şu anda yani popüler ırklarda dönekler var, kelebekler var, adanalar var, tatlılar var, Osman Maka zaten vardı. Yani bunlar şu anda ön safta. Peki bunların mesela yarışlarda yarış puanlamasını nasıl yapıyorsunuz? Ya da bunların yarış puanlamalarıyla ilgili hemen tüzüğü oluşturdular mı? Şimdi bunların yarışma puanlamalı yapmadı tabii ki. Bunlar genel, yani bunlardayken batılar kastediyorum. Genel bir uçuş yapıyorlar. Örneğin 7-8 kişi veya 10 kişi toplanıyorlar. Sen uçur kelebek, sen uçur kelebek, sen uçur derken hepsi kelebeklere bakıyorlar. Maalesef bizler yapmamıştık, onlar yapmış. Bunu da üzülerek ifade ediyorum. Yani ne kadar gerideyiz onu da buradan vurgulamak istiyorum. Kusura bakmayın yani. Onlar yapmışlar, biz de onları şu an takip ediyoruz. Yaparken tabii ki gördüklerini puanlamışlar. Ama bu bizler yani buradaki Türk yetişti devreye gittikten sonra tabii ki bu çıta biraz daha yükseldi. Yani onlar önceden aşağı doğru çok oynayan kuşlara puanı daha çok veriyorlardı. Yükseklik puanı daha çok veriyorlardı. Ama kuşun yani kelebeğin özündeki olan karşı oyunun özünün daha ön planda olmasının gerektiğini bulduktan sonra tabii bu daha da ön plana çıktı. Örneğin dönekli mesela yani dairenin netliğinin işte uzun mesafenin bunların tartışması yaptıktan sonra Adana'daki şu andaki yani çağırdığımız zaman hiç palya yapmadan, hiç pas geçmeden direkt aşağıya gelmesi falan derken hep bunları yani uçurarak uçurduktan sonra kendi aralığında yapmış o analizlerden sonra bir tüzük uyguluyorlar. Yani kendi kafalarından yapıyorlar ama kuşlara bakarak yapıyorlar. Ne görüyorsunlar kuşlarda? Onları yapıyorlar. Tabii. O zaman ben şunu söyleyeyim. Yani ileride müsait olduğumuz bir zaman eğer dönek ve saya tüzüğünü elinize alırsanız hani bir karşılıklı yine konuşma imkanımızda hani işte mesela onlar nelere puan vermişler, nasıl vermişler hani bunu şöyle bir 3-5 dakikada olsa arkadaşlara bir anlatabilirsek yani Avrupalı gözünde bizim kuşlarımız hangi puanları alıyor ya da nelerine puan vermişler aslında bunu da bir merak ettim, bu konuyu da sizle bir işleyebiliriz yani. Yani şu anda dönek, dolapçı, taklacı, Adana kuşlarımız, mesela Selçuklu ırkı var, Hünkari ırkı var. Bunlar da özellikle oralarda mesela Avrupa'daki kısa gagalıların çoğu bizim hünkârilerden veya işte Afrika kuşlarından üreme diye biliyoruz. Bu konularda hani çok biz özellikle dönek beslediğimiz için çok girmeyeceğim ama siz de dönek ve saya tüzüğünü bir ara konuşursak çok sevinirim. Yani niye puan vermişler? 3 dakika, 5 dakika bile olsa bizim için yeterli. En azından hani bizim arkadaşlarımıza da bir ışık olur. Yani ben de her zaman söylerim. Evet, gerçekten hani hep böyle sözü geçen bilgili ustalarımız tabii ki şeylerde, yarışlarda hakemlik yapıyor. Ama hani hakem kursları, hakemlerin puanlamasının da hani bir eğitimi olsa genç arkadaşlarımız da arkadan gelse çok daha iyi olur diye ben de düşünüyorum. Peki fuarlara, festivallere katılıyor musunuz? Tabii. İlk geldiğim yıllarda mesela çok katıldım. Neden katıldım? Hani hep ülkemizin ırklarını tanıtmak amacıyla katıldım. Malum bildiğiniz üzere ülkemizde Aydın yerlisi var. 2006 yılında getirdi. 2007 yılında buradaki büyük bir fuar vardı. Yaklaşık içine yani 20 bin kişinin girmiş olduğu fuarda hiç beklentimiz olmadan gittik tanıttık onları. Adamlar baktılar neyin nesi? Türk kuşu ne? Aydın. Hani en azından o cümleyi orada duydular yani Aydın.
Ondan sonra taklamakla bilmiyorlardı. Yani orada hep tanıttı, uçurduk, takla attılar. Bir de mesela batılılarda pek bilinen bir şey değil yani. Kuşun hava taklatması, kuşun havada dönmesi. Yani bunları gördükten sonra yani affeder sapıtarak bakıyorlar o derece yani. Yani bunlar var mıymış ya, neymiş bunlar gibisinden. Bazıları diyor ki yani bunlar robot mu diyor. Yani o derece. Yani inandırıcı gelmiyor. O derece çok böyle hüner sergilenmiş olduğu için. Yani bunları yaşadık, onu tanıttık. Kendi yer ırklarımızı tanıttık. Tabii ki bizim damağında buraya gelen diğer ırklar olan işte Osmanlı makarası olsun veya da buna benzer hünkârlar olsun. Diğer ırklar olsun, Selçuklar olsun mesela. Şu anda zaten Batılıların kostüm kuşları üzerine çıkarmış olduğu tüzükler içerisinde Selçuklu, Hünkari, Bursa Çakalı, Bursa Oynarı, Takla. Bunun dışındakiler yok yani. Adana, ondan sonra Kelebek veya Dönek, diğer Aydın Yerlisi veya şunlar bunlar yok. Peki şeyi de sorayım, hani hazır arada girmişken. Mesela şimdi yoğurt Türk yani Türklerden yayılmış. Bütün dünyaya Türklerden yayıldığı için de mesela İngiltere'de gitseniz yoğurt dediğinizde yoğurt anlaşılıyor. Ki tahminim Fransa'da da o şekilde. Aynen. Şimdi mesela şimdi saya, kelebek dediğimiz zaman, dönek dediğimiz zaman gittik biz Fransa'ya bir kuşçuyla konuşurken ben saya besliyorum desem anlar mı yoksa onlar hani başka bir şey mi diyorlar? Yani şimdi biz kendi kuşumuzu hani kendi adıyla tanıtamadık mı? Ya da işte onu sormak istiyorum. Hani saya kelebek ya da işte Adana kuşuna Adana kuşu mu diyoruz? Mesela şimdi Aydın kuşuna onlar başka bir şey mi diyecekler? Yani Aydın kuşu demeleri lazım. Tabii evet. Kesinlikle. Evet. Lakin ülkemizde saya ve kelebek üzerinde bir çelişki var. Yani çelişki derken daha çok bunu Ege, daha çok İzmir bölgesi söylüyor sayıyı. Ama diğer tarafta çıktığımız zaman... Tabii İstanbul kelebek diyor. Yani İstanbul, mesela Marmara bölgesi evet. Kelebek diyor. Evet. Atıyorum evet. Denize gidin, denize de kelebek diyorlar. Yani saya diyorlar da. Ama dünya tanınmış ismi tabii ki kelebek. Yani kelebek dediğimiz zaman... Hani yok hayır. Ama saya hani kelebek diyor. Dediğimiz zaman bilirler. Benim de anlatmak istediğim oydu. Yani biz mesela kelebek dediğimiz zaman... Şimdi İstanbul, İzmir dediğin gibi kelebek diyor ama İzmir saya der. Ama hani mesela şimdi İstanbullu bir arkadaşla konuşurken o kelebek dediğinde ben onun saya demek istediğini anlıyorum. Yani Avrupalıya biz kelebek dediğimizde kelebeğin Türk ismiyle biliyorlar diyoruz yani kısaca. Biliyorlar. Bilmedikleri evet. Bir tane daha var. Kendilerinin mesela Almanların özellikle kullanmış olduğu bir terim var. Dalıcı ırk yani dalıcı manasında kullanıyorlar. Devlat dedikleri. İngilizce bir cümle tahmini. Devlat deyince ben yarışmalar dedim devlat neyin nesi öyle ya evet. Ben gitmişim yarışmaya adına katacağım devlat neyin nesi işte Adana yani açıklaması yaptığımız evet. Arkadaşlar Adana dedim benimkiler Adana devlat falan değil yani yok aslında burada çok önemli bir unsur var tabii. Şimdi biz bunu dersek devlat ben de dersem devlat siz de derseniz devlat adı kalacak devlat ne olacak Adana unutulacak yıllar evet. Sonra devlat olacak işte bizler bunlara karşıyız zaten gökyüzüne sahip kanatlı olarak bunları çok savunuyoruz biz yani. Yani devlet değil, Adana. İşte ben de ona katılıyorum. Bakın evet. bir şeyi sahiplenmenin dil çok önemlidir. Eğer dilinizi kaybederseniz çoğu şeyi kaybedersiniz. İşte mesela ben ilk mesela yurt dışındaki sayfaları da çok incelediğim için mesela işte develop diyor. İşte Tamburland diyor. Mesela işte taklacı kuş olmuş Tamburland. İşte develop olmuş. İşte mesela yani İngiliz'de başka bir şeydir. Mesela işte Almanya'da başka bir şeydir. Ama hani benim öğrendiğim bir şey. Hani dönek, dunek olarak yani duyla değişebiliyor. Ama mesela hani dönekte birazcık daha korumuşuz. Ama aslında dediğiniz gibi kesinlikle eğer kuş taklacıysa taklacı dedirtmek lazım. Adana ise Adana dedirtmek lazım. Onu dedirttirdik. Çok güzel bir cümleye değindiniz. Dönek dediniz. Mesela dönek, dünek, donek. Dönekçi. Evet. Mesela Yunanlar mesela dünek diyor. Atıyorum Balkan ülkelerinde dünek diyorlar. Biz dönek diyoruz. Hatta biz yazılışa ve dikkat ediyoruz. Geçen yıla kadar ben bunu övünerek söylemek istiyorum yine. Geçen yıla kadar yine bu şekildeydi yani. Dönek dünek karışık gidiyordu. Ama geçen yıldan sonra maalesef yani maalesef değil yani onun kaynağı artık sınıflar da ayrıldı. Örneğin geçen yıla kadar bütün dönekler aynı kategoride yarışıyordu. İtiraz ede geçen yıldan sonra artık dönek yani TR dönek, Türk döneği olarak ayrı bir kategoride işte atıyorum Kosova döneği olarak ayrı bir kategoride
Yunan dönü olarak ayrı bir kategoride. Ne olmuş oldu? Burada bizim Türklerimiz daha da, yani bizim kuşlarımız daha da prim yapmış oldu. Çünkü niye? Atıyorum bir tane Kosova dönüğü katılıyor yarışmaya. Bütün hepsi üstüne geçiyor. Ama aynı dönüş değildi. Dolayısıyla puan olarak yüksek puan alıyor. Hepsi önüne geçiyordu. Ne oldu? Tabii, eziyordu. Metre eziyordu olarak yani. Fazla yaptı. Tabii puan olarak eziyordu. Dolayısıyla evet. Diyorlardı Kosova dönüğü. Hayır efendim. Kosova dönüğü orada kalsın. O da güzel bir şey. Onun da tarihi boyutu gene bize dayanıyor da. O orada kalsın. Bu burada kalsın. Hepsini ayırdılar. Şu anda yani bütün ırklar harfi harfine ayrılmış bir şekilde, düzenli bir şekilde ayrıldı ve güzel gidiyor yani. Şimdi Atilla Bilici ile Bergama'da, o da Almanya'da, onunla bu konularda böyle çalışırken daha önce de biz aynen şunu savunduk. Yani baklava neyse dönek odur. İşte baklava neyse taklacı odur. Yani siz Adana kebabınıza sahip çıkıyorsanız Adana kuşuna da sahip çıkacaksınız. Bunlar sizin değerlerinizdir. Eğer siz değerinize sahip çıkmazsanız Avrupalı işte ya da işte Yunanistan, işte Yugoslavya, işte eski Makedon veya işte diğer şeyler bunlara sahip çıkar ya da Arnavut bunlara sahip çıkar. Sizin bir şekilde elinizden bu değerlerinizi alır demiştik. Yani bunlar bence Türklüğün özel kültürüdür ve bu kültürlere de sahip çıkılması gerekir, değil mi? Buna ek ilave, sizin cümlede ek ilave, maalesef bundan 200 yıl öncesine kadar özellikle yani zaten İzmir'de var olan şu anda Simirnaroller diye geçen, şimdi evet. Simirnaroller geçiyor ama ben hep İzmir cümlesini kullanıyorum. Evet. İzmirnaroller diyorum, onlar da beyinde kazısın. İzmirnaroller mesela şu anda Bosna Hersek'te Bosnalı kardeşlerimiz sahiplenmiş ki uğraşmışlar, sahiplenmişler. Orada var ama yeterince yok. Ha ne olur? Ülkemizde İzmir'deki kardeşlerimiz veyahut da İzmir roller beslemek isteyen arkadaşlar buna eğilim sağlarsa ileriki yıllarda önce ana vatanına geri dönebilirler yani. Musa Bey işte siz de bu konuyu işliyor. Mesela siz dediniz YouTube kanalım var. Sizin YouTube kanalınızda Türk güvercin tarihini işleyelim. Şimdi Simirna roller, İzmir'de Simirna meydanı vardır. Bayraklı, yani tam böyle muhit olarak şey yapmak istemem ama Bayraklı'da büyük ve antik bir meydandır. Şimdi Simirna roller dediniz, o Simirna, o meydanın ismidir. İzmir makarajısı olarak tüm dünya biliyor. Şimdi İzmir'e gitsem, İzmir'de Simirna roller veya İzmir makarajısı ise bir tane örnek gösterebileceğiniz makaracı yok. Yani hani böyle tam bir tezat. Ama tabii ben şunu söylüyorum, işte ırklara sahip çıkmanın, ırk derneklerinin oluşmasının gerekliliğin en büyük göstergesi bunlardır. Eğer siz değerlerinize sahip çıkmazsanız, dünya sizin değerlerinize sahip çıkar ve sizin elinizden bunları alır. Evet. Bu konuya ilave eden, kusura bakmayın, hani çok... Yok, rahat, rahat konuşun. Evet. Aynı bu cümleye ilave eden şöyle bir durum yaşadım. Günün birinde, bundan yıllar önce... Evet. Fuara gittim. Fuarda böyle kuşlara bakıyoruz, çekiyoruz, fotoğraf çekiyoruz falan derken aniden gözüme bir şey ilişti. Roller Oriental Français. Yani bakın dikkat edin. Roller Oriental Français. Evet. Türkçe terimi olduğu zaman, Türkçe çevirdiği zaman işte Fransız makarajısı. Yani evet. Roller Oriental Fransız makarajısı manasını taşıyacak. Şimdi bu bugün burada olur. Yarın olur. Bir yıl sonra, 10 yıl sonra, 100 yıl sonra o ırk orada artık şey olur. Fransız makarasına geçer. Orada kalır. Çünkü ama... bir ırkın kendinize ait olduğunu ispatlamak istiyorsanız 100 yıl yani bir 100 yıl boyunca sizin ülkenize aynısı sergilenmesi lazım. Kanıtlı, tespitli olması gerekiyor resmi yollardan. Tamam. Musa Bey çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sizle bir çalışma yapalım. Ortak en azından yarın bugün, çünkü ben Avrupa'daki birçok yeri de inceledim, işte onların forumlarına girdim, baktım, ettim. Gerçekten de bu ırklara özellikle bizlerin sahip olması gerekir. Ben çok teşekkür ederim, güzel bir katkı sağladınız, güzel bir sohbet oldu. İnşallah arkadaşlarımız seyrederler, faydalanırlar. Ben sağ olun, ben kapatayım ama biz görüşmeye devam ederim. Teşekkür ederim.